İspanya 21 altın ve 50 mayıs Mersin'de yapılan yarışlarda. Peki geride kalan 19 defa yapıldı. Bu sene de 20. yapılacak. Bunda toplamda İspanya 21 altın ve 53 toplamda 53 madalyayla, bunun 21'i altın olmak üzere şu ana kadar en başarılı ülke. Türkiye ise bugüne dek 8 altın, 3 gümüş, bir de bronz madalya olmak üzere toplam 12 kez kürsüde yerini almış. Kupaya bugüne kadar en yüksek katılım 88 sporcu ile 2011 yılında Oslo'da gerçekleşmiş. İnşallah bu yılki katılım 100 civarında sporcu ile Mersin'de en yüksek katılım oranına ulaşacaktır. Genç yaşlı, kadın erkek, çalışan çalışmayan, engelli engelsiz herkes için spor alanları oluşturmak, spor kültürünün yaygınlaşması için spor organizasyonları düzenlemek en temel görevlerimiz arasındadır. Bu amaca yönelik olarak Mersin'de düzenlediğimiz ve destek verdiğimiz birçok organizasyonu sizler de yakından biliyor ve takip ediyorsunuz. Ulusal ve uluslararası ölçekteki tüm bu organizasyonlar Mersin'in önemli bir spor kenti haline geldiğini göstermektedir. Amacımız ilimizin bu özelliğini daha da geliştirmek. Bizler de 5 Haziran'da gerçekleştireceğimiz uluslararası organizasyon sırasında ülkemizin ve Mersin'imizin tanıtımı noktasında önemli bir sorumluluk almış bulunmaktayız. İnşallah sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirerek hem Mersin'imizi ve Türkiye'mizin değerlerini sporcu misafirlerimiz ve dünya spor basını aracılığıyla en iyi şekilde tanıtmış olacağız. Her kıyısında ayrı bir medeniyetin gülümsediği, Akdeniz'in zümrüt kıyılarında kurulu bulunan Mersin'imizden başlayan barış ve kardeşlik köprüsü Avrupa'nın kalbi Strasbourg'a kadar uzansın istiyoruz. 10.000 metre Avrupa Kupası'nın başta Mersin'imiz olmak üzere ülkemize, Avrupa'ya ve tüm dünyaya güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Tüm sporcularımıza sakatlıklardan uzak güzel bir yarış temenni ediyorum. Turnuva tarihinin en yüksek katılımıyla yapılacak müsabakalara katılan bütün misafirlere, bütün sporculara ve izleyicilere bir kez daha teşekkür ediyorum. Spor kentine aday değil artık. Spor kentinin tescilli bir şehri. Evet. Gerçekten Türkiye'nin tescilli şehirlerinden hep sevinmek. Federasyon yetkililerimiz de beni bugün söylemişler. Mersin çok ileride şu anda. Yani Mersin artık aday kent değil. Bunu yaşayan bir kent. Biz de 15-20 gündür, inan biz de valilik olarak Selim Bey'le bir atletizmle yatıp kalkıyoruz. Devamlı federasyonumuzu ziyaret ediyor, toplantılar yapıyoruz. Bundan da son derece mutluyuz. Bu yarışmanın da 10.000 metrenin de hem Mersin açısından hem ülkemiz açısından tanıtımı açısından ve spor geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mersin'in inanıyorum ki bir spor başkenti olacağına yürekten inancım tamdı. Teşekkür ediyorum. İnşallah müsabakalarda sakatsız tamamlanır. Ben çok samimi bir teşekkür etmek istiyorum açıkçası. Büyükşehir Belediye'mize, Valiliğimize, İl Müdürlüğümüze, emeği geçen herkese geçtiğimiz hafta çok güzel bir Avrupa Şampiyon Kulüpler organizasyonu yaptık. Gerçekten çok keyifliydi. Hem gelen kafileler çok memnun, mutlu ayrıldılar. Biz Atletizm Federasyonu olarak buradaki gösterilen ilgiden, muhabbetten inanılmaz mutlu ayrıldık. Ve şimdi de 10.000 metre kupasını hep birlikte yapacağız. Bu anlamda inşallah ülke olarak, Türkiye olarak da güzel derecelerle bu kupayı kapatırız. Ve sakatlık olmadan inşallah olimpiyata giden bu yolda. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Vali Yardımcımıza, Valimize çok çok teşekkür ediyorum. Onlar gibi kıymetli benim için büyüklerimize ihtiyaç çok var. Türkiye'de sporun daha ileri gidebilmesi için. Mersin bu anlamda gerçekten çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Hem tesisler anlamında hem de böyle yöneticilere sahip olduğu için. Ben son olarak yarışmaya katılacak sporculara
başarılar diliyorum. Ve tekrar Büyükşehir Belediye'mize, Valiliğimize, İl Müdürlüğümüze, emeği geçen herkese ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum.